saat gibi çalışıyordur vallahi. Aa, ya olta mı aldın Ruhi abi? Evet, olta aldım. Babamla da küçükken balık tutmaya giderdik biz de. Sarayburnu'na götürdü hep beni. Öyle mi? Sarayburnu. Çok güzeldir bilirim. Yahu ben de doğma büyüme Anadolu Hisar çocuğuyum canım. Tabii ben de küçücük yaşlardan böyle sandala biner balık avlamaya giderdim. Torik, lifler, kofana hepsini tutardım. Sandal dolusu gelirdim. Hatta bir gün ne oldu biliyor musun? Sahil güvenlik geldi. Bana dedi ki yapma Ruhi, sen bu yaşta bu kadar balık tutarsan yarın öbür gün denizlerde balık kalmaz dedi. Bana balık tutmayı yasakladılar canım. Ya Ruhi abi. Ne var? Biz yine mi sandal kiralasak? Hem Melek'le biz de geliriz. Çok isterim aslında. Yahu neden olmasın? Ben de Huriye'yi alırım. Tabii böyle gözlerden ırak, hatta tuttuğumuz balıkları sandalda mangal yaparız. Daha sonra da mehtap sefası Huriye nasıl? Melek bak sen şuradan şuraya gidemezsin haberin olsun. Siz de beraber gidin işte mehtaba da dalıverirsiniz. Benim mehtapla falan işim olmaz abi. Zaten sınavlarım da var. Sen boğazdan tut böyle abi bu sefer. Lan kerata ne çabuk sattın be. Dur, ilk önce yıllardır balık tutmadık tabii canım. Hamlık var vücutta. Biraz kültür fizik hareketleri yapmam lazım. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh yeterli. Şimdi denememize başlayabiliriz. Bak yavrum ilk önce böyle kamışı halledeceksin. Çıkartacaksın ha. Evet. Sonra bunu kapayacaksın. Boşluğunu alacaksın. Evet. Sonra diyeceksin ki Bismillahirrahmanirrahim. Attım ağzına gitsin boğazına. Hop bismillah. Ay bir şey başka. Aa. Dur hallediyorum. Ay ben şaşırdım şimdi. Profesyonel balıkçılık var ya sende. Bir anda vücut refleks gösteriyor. Dur, gevşetiyorum, gevşetiyorum. Dur, sen şöyle tut. Ben hemen onu hallediyorum. Dur bak, çok özür dilerim. Dur evladım, dur. Ah, şükürler olsun çıkardım. Ya vallahi ben seni burada olduğunu hesap edemedim. Kusura bakma. Tamam. Aslında yani burada olacak iş değil. Doğru söylüyorsun da. Şimdi ben benim dükkana doğru atarsam bunu şayet orada kimse yok. Oraya atma. Ya evla. Şöyle yapalım. Heh. Bu balığı illaki yakalamam lazım. Kafana dikkat et. Hadi bismillah. Attım ağzına. Gitsin boğazına. Yahu şu rezilliğe bak Ruhi Efendi. Ya senden çektim bıktım artık vallahi. Ya bir tarafımıza batsaydı? Yahu Huriye Hanımcığım niye böyle panik yapıyorsunuz canım? Alt tarafa bir tane cips tutmuşuz. Hem ayrıca sadece gençler yiyecek diye bir kaide yok bu cipsi. Ara sıra Ruhi de yesin. Ay canım üzülme. Ben bunun parasını sana 3 katı, 5 katı, 10 katı öderim. Huriye. Huriye. Ah Ruhi ah. Ruhi amca balıkları getirdim. Ne balığı getirdin? Sipariş ettiniz. Oğlum ben telefon falan etmedim kimseye. Sipariş vermedim. Ben verdim siparişi. Ben telefonla verdim. Senin adına ben verdim. İki balık yüzünden mahalleyi yıkacaksın azizim. Al şu balıkları da kurtul şu balık sevdasından. Allah Allah. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Canımızı kurtaralım ya. Kardeşlerim. Güzel yaz günlerinde plajlarda fışır fışır yüzerken, hadi aç bacakların arasında geçeyim derken, deve güreşi yaparken, ağzımıza su alıp birbirimize fış fış fışkırtırken ne kadar büyük bir risk tehlikesi altında olduğumuzun farkında mıyız? Hayır, değiliz. İşte o esnada emniyet altında olmadığımızın en büyük ispatı köpek dişli canavar balık, yani köpek balığı canavar Jaws'ı, Jaws oğlu Jaws'ı biliyorsunuz mu? Kardeşlerim anlatacağım korkunç balık hadisesi Amerika'nın ünlü turizm merkezlerinden Amide Adası'nda geçmek üzeredir. Birazdan canlı olarak isteyebilirsiniz.
güzel ve güneşli bir pazar günü Kabadaş gibi bir yerden ada vapuruna binen bir grup genç Hamiti Adası'na geldiler, indiler, gezdiler, yediler, içtiler. Akşam olunca da ateş yaktılar etrafında. Rabdum labolibatimis yaptılar, göbek attılar. O esnada seni gibi ay ışığının altında bir genç kız deniz banyosu yapmak maksadıyla koştu koştu, şıp 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 sulara daldı. Bir iki kulaç atmıştı ki birdenbire ın diye acayip bir ses duydu. Aa, ne oluyor, uzaklardan bir deniz kraydiri falan mı geçiyor derken birdenbire alttan denizin derinliklerinden dayaklara bacaklara dalan bir canavar peydah oldu. Akabinde kardeşlerim canavar balıkçavs motorlu testere gibi harrr harrr çalışan dişleriyle, ki antre parantez bu 500 küsür diş arasında bir tanecik bile çürük, bir tanecik bile dolgu yoktur. Neyse, bu dişleriyle zavallı kızı hızar gibi harrr diye ortadan biçti, sonra da sırra kadem bastı. Sabah olunca önce denizin üzerinde kok 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 martılar uçuştu. Sonra da facia fark edilince hemen polise haber verdiler. Mavi arabasından dın diye oraya gelen Şerif Brody hemen sarı şeridini dikkat polis vardır girilmez diye oraya astı. Sonra cebinden kalemini çıkardı. Vukuat defterini arabanın kaportasının üzerine koydu. Efendim, şu gün, şu saatte, şu dakikalarda bir hanım kızımız denize girmiş. Fakat burada arsız, edepsiz bir balığın saldırısına uğrayıp parçalanmıştır. Bu balık akabinde ve detayında firar etmiştir diye yazdı. Sonra da mührünü çıkardı. Donk diye üstüne bastı. Kardeşlerim, Şerif Brody köpek balığı saldırısı diye tutanak tuttu. Ama Abiti Belediye Başkanı ve aynı zamanda o plajın sahibisi olan Bulaşık ve etrafındaki ortakları tınmadılar bile. Netice itibariyle birkaç gün sonra plaj sezonu açılacaktı. Bu bulaşıklar turist kaçmasın istiyorlardı. Kardeşlerim, bu vicdansız herifler her ne kadar olanı biteni örtbas etmeye çalışsa da canavar balıkçaz plajlara dadandı. İkide bir insanları parçalayıp yutma, hatta daha da ileri gidip plaj müdürlerine aga bugün menüde ne var demeye başlayınca yetkililer de şarter attı. Kendi aralarında toplandılar, fısır 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 konuşup bir toplantı yaptılar. Akabinde ve detayında 3-10'dan, 5-10'dan, 7-10'dan, 9-10'dan tam 10 bin dolar toplayıp köpek balığı avcısı altın dişli Quint'i bu canavarı yakalamakla vazifelendirdiler. Quint o gece oltalarını, çaparilerini, iskandillerini, fır döndülerini hızlı hızlı aceleyle bağladı. Sonra da dev yarasa teknesine Şerif Brody ve su ürünleri uzmanı Hopper'i de alarak alacakaranlıkta denize açıldı. Balıkçı Quint'in teknesi dalga kırandan ayrılırken bilmem dikkatinizi celbetti mi? Ufukta böyle yanıp sönen, yanıp sönen bir ışık vardı. Hemen hadiseye zoom yapıp size ne olduğunu söyleyeyim. Bu ışık denize tek tabanca açılmış bir denizcinin, yani Rizeli İdris'in lüküs lambasıydı. Kardeşlerim, Rizeli İdris sandalında otururken ha bu hamsi niye böyle bıçak gibi kesildi da? Ha bu işte bu iş var. Ha bu balığı bir canavar kovalıyor. Gözünü sevdiğimin hamsisi de canını kurtarmak için kaçıyor. Ha dur bakalım bunun altından ne çıkacak dedi. Canavar balıkçavs bizim İdris'i ve Şerif'in bulunduğu teknedekilerin hepsini birden görünce oh be mama geldi, mama geldi diye ağzını şapırdatarak sevindi. Hop oradan çıktı, cuk buradan daldı, sevincinden taklalar atarak sesleri çıkararaktan Şerif Brody'nin olduğu tekneye doğru yüzmeye başladı. Oh be dedi, akşam yemeğinde ana yemek olarak bunu gövdeye indiririm. Sonra da tatlı niyetine de şu karşıdaki tahminimce Rize'den gelmiş olan, yine tahminimce adı İdris olan şu şaşkolosu afiyetle yutarım diye bir kahkaha attı. Sonra da yüzdü, yüzdü, yüzdü. Ağzını şöyle bir açtı. 2 metre çapında, 4 metre yarı çapında. Üstte 400, altta 400 dişiyle. Tam 800 diş. Haaar diye gibi bir ısırdı. Sonra da çok affedersiniz gaf diye girdi.
Su ürünleri uzmanı Hopper suya düştü. Planları da suya düşmüş oldu. Canavar balık hayvan gibi atlayıp Quint'i yuttu. Şerif Borody isyanları oynayıp ulan dedi. İnsanlık mı senin yaptığına? İnsanlık mı deyince canavar balık 32 dişini birden gösterip hayır canım dedi, insanlık değil, köpek balıklık. Siz balıkları yiyince oh afiyet olsun oluyor ama biz sizi yiyince oh my god ne korkunç canavar oluyor. Kusura bakmayın ama karadan babam çıksa yerim deyip ağzını tekrardan kocaman açtı. Bir kuyruk vurmasıyla birlikte saatte 300 deniz kilometresi hızla yarım porsiyon kalan tekneye daldı. O sırada Şerif Borody'yi kenarda buldu. Bir H2O dolu oksijen tüpünü şöyle kaldırıp bunun 20 metreluk ağzının içine attı. Sonra da pistonunu çekip oksijen tüpüne nişan aldı. Akabinde ve detayında yandan sandalıyla bir sürat teknesi gibi çalakacak diye son sürat gelen bizim İdris havada uçarak Şerif Borody'nin bileğine yapıştı. Uy uşağım dedi, sakın patlatma onu, dinamitle balık avlamak yasak, cezaya girer, sen onu bana bırak. Sonra da hemen elleriyle balığın kalçamalarından tuttu. O sırada panikleyen Şerif Borody aman yapma dedi, elini ısırır deyince bizim İdris haçan dedi bize bir şey olmaz, ben iskorpiti de böyle tutarım. Hemen balığı hop diye havaya kaldırdı. O canavar balık ensentinden tutulmuş kedi gibi böyle hareketsiz kaldı. Hareketsiz kalınca da öldü. İdris Yavuz hemen ayıkladı, dilimledi. Sonra da mısır ununa bulayıp cazır cazır tavanın içerisine attı. Güzelce mis gibi kızarttı. Mis, bilmiyorum sizin de burnunuza bu kokular geldi mi? Sonra da yarım ekmeği ortasından yarıp balığı güzel güzel soğanları maydanozları koyup limonunu sıktı. Gel! Gel, Cavsa gel, balık ekmek 5 lira, balık ekmek 5 lira, haydi Cavsa gel diye hemencecik tanesi 5 liradan 5 dakikada hepsini sattı. Netice-i kelam, Hamit Adası sakinleri bizim İdris sayesinde hem bu canavardan kurtuldu hem de bol miktarda E vitamini, omega 3, 5, 8, 16, 64 gibi şeyler alaraktan sağlık ve sıhhatine kavuştu. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Bildiğim kadarıyla bu balık tek değil. Cavs 2, Cavs 3, Cavs 4 de var. Onlar ne oldu? Allah akıllı kardeş. İdris orada küçük bir kendine dükkan açtı. Cavs 1'i ekmek arası yapmıştı. Cavs 2 çorba, Cavs 3 lakerda, Cavs 4 de çiroz oldu. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Kerevet dediğim de öyle bıyıklı, alengirli, acayip bir deniz böceği.